Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin mübarek, latif, şerif ismi şerifiyle başlıyorum dersime. Rabbim muvaffak eylesin. Güzel anlamayı, güzel idrak etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bizlere de güzel anlatmayı ihsan eylesin. Öncelikle hepiniz Haydi Derse kanalımıza hoş geldiniz kardeşlerim. Rabbim bir ömür boyu razı olacağı şekilde yaşayıp ahirette doğrudan cennete giden kullarından eylesin cümlemizi. Amin. Arkadaşlar gün içerisinde 5 vakit namaz bizlere farz kılındı. Nasıl ki İslam'ın şartı 5'tir, bizlere gün içerisinde namaz farz olarak kılınan namaz sayısı da 5'tir. Ve bütün müminler kardeştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı 5 vakit namaz bizlere farz kılındı. Arapçasını söyleyelim. Salatu subhi, sabah namazı. Salatu zuhr, öğle namazı. Salatu asr, ikindi namazı. Salatu maghrib, akşam namazı. Salatu isha, yatsı namazı. Rabbim bu namazları hakkıyla eda etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu namazların dışında kerahat vakitleri var kardeşlerim. Bu kerahat vakitlerinde, evet normalde namaz kılmak güzeldir, sevaptır ama bu vakitlerde namaz kılınmaz. Yani mesela farz olsun, sünnet olsun, nafil olsun, bu namazlar bu vakitlerde kılmak mekruhtur. Yani kılınmaz bu vakitlerde. Lakin bir tanesi hariç. Şu akşam namazının kerahatinde ikindi namazı kılınabilir arkadaşlar. Çoğu kardeşlerimiz bunu yanlış biliyor. Zannediyorlar ki ikindi namazı sadece kerahat vakti girene kadar kılınabilir. Oysa ikindi namazı ta akşam ezanı okuncaya kadar da kılınabilir. Peki hocam kerahat vakitleri hangi vakitlerdir? Şöyle, sabah namazını kılıyoruz ya, şu sabah imsaktan güneş doğuncaya kadar, bu arada şu imsak vaktinden güneş doğuncaya kadar sabah namazının sünnetinden başka hiçbir nafile namaz kılınmaz. Sadece sabah namazının sünneti nafile olarak kılınabilir. Bir de farz kılınır, kaza kılınabilir şu aralıkta. Sonra güneş doğdu. Güneş doğduğu andan itibaren artık sabah namazı olmaz biliyorsunuz. Çünkü güneş doğmuş oldu. Sabah namazının süresi bitti. Güneş doğduktan ta yarım saat 45 dakikaya kadar olan şu süreç kerahat vaktidir. Bu vakitte namaz kılınmaz, mekruhtur. Sonra öğle namazına yarım saat 45 dakika kalana kadar da yine bir kerahat vakti var. Bu vakitte de yine nafile olsun, kaza olsun bu namazlar kılınmaz. Bu arada arkadaşlar, kardeşlerim, ahirette çok işimize yarayacak olan bir şey söyleyeyim. Hani nasıl ki şu anda bir takım sınavlara hazırlanılıyor ya, hazırlık yapılıyor ya. Asıl esas sınavda olduğumuzu unutmamalıyız ve ahiret hayatımıza da bu dünyadan bir takım hazırlıklar yapmamız elzemdir. En önemlisidir. Bu hususta sizlere şunu tavsiye edeceğim. Bu işrak vakti, yani şu güneş doğduktan yarım saat 45 dakika sonra 2 rekatçık bir namaz var. 2 rekatçık, çok değil, sadece 2 rekatçık. Bunu kullanan Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki tam bir hac bir umre sevabı ona ihsan edilir. Biliyorsunuz hac yapmak, umre yapmak kolay değil. Ama bu namazı bak sadece 2 rekatçık kılan kişi bu sevaba nail olur. Bunu kim buyuruyor? Kainatın sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kardeşlerim. Yani işrak namazı deniliyor buna. Zaten şu kerahat vakti de işrak vakti deniliyor. İşte bu güneş doğduktan yarım saat sonra işrak namazımızı 2 rekat yahut 4 rekat olarak kılabiliriz. Şu öğle kerahatından önce de kuşluk namazı var. Onu da tavsiye ediyorum. İsteyen 4 rekat, isteyen 8 rekat kılabilir. Hulasa-i kelam, 3 tane böyle kerahat-ı galize var. Bir de bir insan ikindi namazını kıldıktan sonra kerahat-ı hafı başlıyor arkadaşlar. Diyelim ki mesela şu vakitte kıldı ikindi namazını. Bu vakitten ta şu kerahata kadar kerahatı hafife oluyor. Yani şuradan şuraya kadar. Burada kıldıysa peki hemen ezan okunur okunmaz kıldı. O zaman şu kıldığı andan itibaren ta kerahat vaktine kadar kerahatı hafife oluyor. Yani kerahatı hafife de nafile kılınmaz. Tıpkı diğer kerahat vakitlerinde olduğu gibi. Normalde kerahat vakitlerinde nafile kılınmaz ya. Kaza da kılınmazdı ama bu kerahat hafife de kaza kılınabiliyor. Çünkü kerahat hafif kerahat. Kaza kılınıyor ama nafile kılınmıyor. Ne zamana kadar? Kerahat-ı galize, asıl kerahat gelene kadar. Asıl kerahat girdiği andan itibaren ne nafile kılınır ne de kaza. Sadece ve sadece ikindi namazını kılmamışsa bir insan şu vakitte ikindi namazının
farzını kılabilir. Sünnetinde değil ha. Sadece farzını kılabilir. Çünkü bu vakitlerde nafile ve kaza kılmak, sünnet kılmak nedir? Mekruhtur. Rabbim bizleri daima razı olacağı şekilde yaşayıp o şekilde huzuruna kavuşan kullardan eylesin. Mekruhlardan, haramlardan cümlemizi uzak eylesin. Şimdi Suricem, cem-i takdim, cem-i tehir meselesine gelecek olursak, diyelim ki bir kardeşimiz hacca gitti, hacı olmak için Arafat günü öğle namazında öğle yıkıldı ya. Öğlenin hemen akabinde ikindi namazını da kıldı. İkindi namazını takdim etmiş oldu. Yani öne aldı. Takdim demek öne almak demek. Kaddeme yukaddimu takdimen. Takdim öne almak. Ayet-i kerimede de estaizu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenu la tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. La tukaddimu, öne almayın yani öne geçmeyin. La tukaddimu beyne yedeyillahi ve rasulih, Allah ve Resulünün önüne geçmeyin. Yani kendi nefsani isteklerinizi ve arzularınızı, hevanızı, hevesinizi, bir takım şeyleri Allah'ın emir ve nehyinin ve Resulünün emir ve nehyinin önüne almayın. Yani takdim demek öne almak. La tukaddimu, öne almayın demek. Hulasa eğer öğle namazından sonra ikindiyi de öne aldıysa, takdim ettiyse, yani öne takdim etti. Buna biz ne diyoruz? Cem-i takdim. Cem-i takdim dediğimiz bu. Peki bir insan öğle namazını geciktirdi ta ikindiye ramak kalaya kadar. Şurada mesela öğleyi ikindiye ramak kala kıldı. Sonra ikindi ezan okundu. Hemen peşi sırada ne yaptı? Bu ikindi namazını kıldı mesela burada. Sanki bakın sureta dışarıdan baktığımız zaman sanki cem etmiş gibi değil mi? İşte sureta bu cem etmiş görünümüne suri cem deniliyor. Suri cem, yani surete dışarıdan sanki böyle cem etmiş gibi değil mi? Halbuki hiçbir namazı takdim de etmedi, tehir de etmedi. Sadece öğleyi ikindiye yakın kıldı. İkindi de hemen peşi sıra kıldığı için cem-i suri oldu, yani suri cem. Peki ne kaldı? Cem-i tehir kaldı. Onu da hemen izah etmeye çalışayım kardeşlerime. Cem-i tehir de arkadaşlar mesela hacca gittik Arafat'tan sonra. Yani Arafat akşamı Muzdelife'ye gidiliyor. Akşam Muzdelife'ye gidiliyor. Muzdelife doğru, daha doğrusu yola çıkılıyor yani. Çok yoğunluk, izdiham olduğu için belki de ancak yatsı namazına yetişiliyor. Ve yatsı namazı vaktinde hem akşam hem de yatsı namazı ikisi beraber kılınıyor. Yani yatsı namazı vaktinde akşam ve yatsı namazı cem ediliyor. Böylelikle akşam namazı ne yapıldı? Takdim mi edildi yoksa tehir mi edildi? Tabii ki de tehir edildi değil mi? Akşam tehir yani ertelendi. Tehir edildiği için bu ceme ne deniliyor? Cem-i tehir. Tehir cem yani. Ertelendiği için bir vakit namazı. Buna cem-i tehir. Ötekinde ne için peki cem-i takdim demiştik? Çünkü öğle namazından hemen sonra ikindi namazı takdim edilmişti. Öne alınmıştı. Onun için buna cem-i takdim demiştik. Yani kısacası bir namaz öne alınıyorsa, takdim varsa, cem-i takdim, ertelenmişse, mesela burada akşam namazı ertelenmişti yatsıya, buna da cem-i tehir deniliyor. Hanefi mezhebine göre bu uygulama sadece ve sadece Arafat'ta olur. Yani hacılar bunu yapabilir. Ama Şafii mezhebinde ise, Şafii olan kardeşlerimizin şöyle bir fetva var onlar için, İmam Şafii'ye göre. Onlar seferi oldukları zaman